Değerli katılımcılar, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığımız Siber Savunma Sanatı konulu seminerimize hoş geldiniz. Teknolojinin gelişmesi, bilişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştıran birçok uygulamayı gündelik hayatımızda kullanıyoruz. Birçoğumuzun sosyal medya hesabı var. Buradan iletişim kurup bilgilerimizi, fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Fatura ödemeden para transferine birçok bankacılık hizmetini bankaya gitmeden internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yine internetten alışveriş yapıyoruz. Özellikle salgın döneminde bizler öğretmenler olarak derslerimizin birçoğunu uzaktan eğitim şeklinde internetten gerçekleştirdik. Peki dijitalleşen bu yeni dünyada karşı karşıya olduğumuz tehditlerin farkında mıyız? Siber saldırılar konusunda neleri biliyoruz? Tabii bu sadece şahıslara yönelik değil, kurum, kuruluş, şirketler, hatta devletlere yönelik gerçekleştirilebilecek siber saldırılar, kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliği ve siber savunma konusunda Kadir Has Üniversitesi'nden hocamız Profesör Doktor Hasan Dağ bizleri bilgilendirecek. Ben sözü hocamıza vermeden kısaca sizlere Profesör Doktor Hasan Dağ hakkında bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. Profesör Doktor Hasan Dağ İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarını alan hocamız 3 Mart 2008 tarihinden bu yana da Kadir Has Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde görev yapmaktadır. Özellikle veri madenciliği, iş zekası ve büyük veri analitiği, makine öğrenmesi, veri yönetimi ve güvenliği, bilgi güvenliği, enformasyon teknolojileri konularında birçok ulusal ve uluslararası makale sahibi hocamız Profesör Doktor Hasan da çalışmalarına Kadir Has Üniversitesi'nde rektör yardımcısı aynı zamanda Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde devam etmektedir. Ben sözü çok fazla da uzatmak istemiyorum. Hocamızdan istifade edeceğiz. O yüzden hemen sözü hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Mustafa Hocam çok teşekkürler bu güzel tanıtımınız için. Fatma Hocama da teşekkür ediyorum. Bizim kurumsal iletişimdeki arkadaşlarla bu toplantıyı organize ettiler. Ben bu tür seminerlere katılarak genç arkadaşlarla bilgilerimi paylaşmayı çok seviyorum. Deneyim edinmelerini yani bir hocadan deneyimlerini dinleyerek bazı kendi gelecekleri hakkında karar vermelerinde faydalı olacağını düşünüyorum. En azından yol gösterici olur diye ümit ediyorum. Dolayısıyla öncelikle söylemek istediğim tüm gençlere bugün bu vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok çok değerli bir zaman dilimi yaşantımızda 45-50 dakika, 1 saat ayıracaksınız, dinleyeceksiniz. Umarım o zamanınızın karşılığında bazı yararlı bilgiler verebilmiş olurum. Arkadaşlar bir kere bugünlerde çok gururluyuz. Bir onunla başlamakta fayda var. Bugün National Geographic'te bir haber çıktı. Görenleriniz oldu mu bilmiyorum. Gurur kaynağımız. iki Türk bilim insanı var. Ve bunlar karı koca. Uğur Şahin ve Özlem Türeci bilim insanları belki de dünyaya yaptıkları en büyük katkı BioNTech aşısını bulmaları. İnanılmaz gururluyuz. Ya sadece Türk oldukları için değil, şu örnek çok güzel olduğu için ben çok gurur duyuyorum. Ya Adana'nın bir mahallesinde doğup büyüyen, çocuk yaşta Almanya'ya aileleriyle giden, orada olanak sağlandığı vakit ne kadar güzel şeyler yapabilen insanlar olduğunu gösterdikleri için çok gururluyum. Yani sizlerin de hepinize imkanlar tanınsa, her biriniz birer cevher olup tüm dünyaya güzel örnekler gösterebilirsiniz. Tabii ki umarım bir daha böyle bir salgın yaşamayız, böyle bir şey oluşmaz. Ama hemen orada bir bilgi vermekte fayda var. 2001 yılında bilim insanlarının insan genetiğine dair genom projesini çözmeleri en büyük bilimsel gelişme diyebiliriz.
O şekilde bizim genetik bilgilerimiz rahatlıkla çözülebiliyordu. Yani ortaya çıkarıldı. İşte o 2001 yılında tamamlanan genom projesi sayesindedir ki 20 yıldır mRNA dedikleri, messenger RNA dedikleri sistem üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla onun sayesinde hücrenin nasıl davranacağını bildikleri için ona göre ilaç tasarladılar. Yani bu teknolojinin ilerlemesi, çünkü Mustafa hocamız çok güzel bir şeyle başladı. Teknolojinin bu kadar hızlanarak hayatımıza girmesi. Dolayısıyla evet, teknoloji çok hızla ilerliyor, hayatımıza çok farklı yönlerden giriyor. Bu tür güzel yönleri de var. Buna benzer biyoloji okuyup, kimya okuyup insanlığa bir doktor kadar belki daha fazla yararlı olabilen meslekler de ortaya çıkıyor. Düne kadar böyle bir meslek yoktu mesela. Kimyayı, biyolojiyi birleştir, tıptan anla, ona göre ilaç tasarla, ama bunu da çok kısa sürede yap. Şimdi tabii teknoloji bu kadar gelişince veri çok artıyor. İnanılmaz, şu anda hepimizin cep telefonuna muazzam piksellerle kameralar var. O resim çekebiliyoruz. Her şeyi resimliyoruz. Bilgisayarımızda belki aynı resimden 10 tane var. Şimdi bu niye tehlikeli midir? Bu kadar resim çekmek tehlikeli midir? Var mı düşünen? Şu anda benim bu konuşmam sırasında benim 4-5 bin tane görüntümü alsanız. Böyle baktım, yan baktım. Herhangi bir cümlede farklı bir dudak hareketim oldu, değil mi? Bunları ya bu video kaydında peş peşe isterseniz saniye bazlı, birkaç saniye aralıklı görüntülerimi alın. Sonra bunu arkadaşlar bir görüntü işleme programına koyun. Örüntü. Yani hangi kelimede dudaklarım nasıl hareket ediyor, kaşım nasıl kalkıyor, gözüm nasıl oynuyor, ellerim nasıl hareket ediyor vesaire. Gördünüz. Sonra herhangi bir film alın. O filmdeki ana karakteri yerinden çıkarın. Benim bu 5 bin, 10 bin, 20 bin neyse görüntümden o filmdeki karakterin görüntüleriyle eşleştirme yapın. Yani orada işte kafasına eğdiğinde benim de ona göre o açıda eğilmiş bir durumumu, o bir şey söylerken benzer cümleyi benim ağzımdan söylediğinizi. Dolayısıyla çok rahatlıkla biz bugün herhangi bir filmin bir sahnesini alıp böyle uzun süre 15-20 dakika konuşan birisinin de yeterince resmini çekersek oradan o filmdekini alıp beni yerine koyabiliriz çok rahatlıkla. Bunun en yaygın şekli şimdi Tom Cruise'un Instagram'daki görüntüsü. Buna derin sahtecilik diyoruz arkadaşlar. İngilizce olarak deepfake. Şu anda belki de siber güvenlikte en büyük tehditlerden biri bu. Ya bu biraz ileri aşama tabii ki. Görüntü işleme var, video işleme var, yapay zeka var, makine öğrenmesi var. İleri düzey bilgisayar teknikleri var. Bunlarla bir sürü şey yapılıyor. Dolayısıyla benim konuştuklarımı, ağzımda çıkan her kelimeyi başka, daha doğrusu benim ağzımdan çıkan kelimeleri birleştirerek hakarete varan bir söylemle oluşturabilirsiniz. Kelimelerin yerlerini değiştirerek. İstenirse yapılabilir. Şu anda bence dünyanın en büyük karşı karşıya kaldığı tehlikelerden biri, her ne kadar iyi bir teknolojiye de ise, daha hızlı film üretimi, daha kaliteli film üretimi, daha hızlı o çekilen filmleri işlemeye yarasa da kötü niyetle kullanmak isterseniz bu da var. Ve bunu çok yapanlar da oldu. İşte Trump için, Barack Obama için, dünyanın başka liderleri için, hatta bir reklam filminde birinin yüzünü aldılar, bir bayanın yüzünü aldılar, bir erkeğin yüzüyle değiştirdiler. Bunu da yapabiliyorlar. Çok rahatlıkla bu yapılabiliyor. Bu artık insanları tehdit etme unsuruna varabilir. İşte videonun üzerinde bak şu kadar para vermezsen bunu yayınlarım. O videonun özellikle de İnternet ortamına oynatılışını görünce, bütün detayları görmezseniz, ah gerçekten öyle bir video var diye inanabilirsiniz. Bu büyük bir tehlike olmaya başlıyor, derin sahtecilik. Bugünkü tüm teknolojileri kullanarak onu yapmak mümkün hale geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bugünkü konumuz, gelişen teknoloji çok iyi, onu kullanıyoruz, hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Mustafa hocamızın da dediği gibi, bankaya gitmeden bankacılık ödemesi yapabiliyoruz, istediğimizi satın alabiliyoruz.
Herhangi bir ürünü alıp bir yerden bir başka yere gönderebiliyoruz. Çok kolaylaştırdı hayatımızı. Özellikle de bu dijital ortamı çok yaygın kullanmamızı gerektiren pandemi nedeniyle yeteneklerimiz ya da donanımlar ve altyapı çok daha uygun hale geldi. Düşünsenize yani tüm Türkiye'de, daha doğrusu tüm dünyada teknolojik hazırlıklar o kadar hızlı bir sürede yapıldı ki her şeyimizi online yapmaya başladık. Ve korkarım çoğu meslek artık karma bir şekilde, yani haftada 2 gün işe gidiyorsa 3 gün uzaktan çalışır hale gelecek. Özellikle yazılım sektöründe, bilişim sistemleri sektöründe, IT sektöründe bu çokça yapılacak. Yani bir kısım evde çalışacaksınız. Çünkü şirketler bunu kendileri için karlı olarak görecekler. Ofis vermeyecek, yemek vermeyecek, yol ücreti vermeyecek, otopark yeri ayırmayacak. Dolayısıyla kısmi olarak karma bir çalışma sistemine, karma bir okul sistemine gideceğiz. Belki derslerimizin bir kısmını yüz yüze yaparken bir kısmını online yapacağız. Online olması şey kötü mü? Değil. Veriye bilgiye ulaşımda hızlılık, ama aynı zamanda sizi yalnız başınıza da bırakıyor. Okul olması, kalabalıkların arasına girmeniz, yüz yüze bir şeyler yapmanız o dokunma hissi, yalnız olmama hissini veriyor. Dikkat ederseniz hepimiz bu 1,5 yılda bıktık. Artık bir an önce normal hayata dönelim diyoruz. Hepimiz de haklıyız çünkü bir yüze hasret kaldık. Görmek istiyoruz, dokunmak istiyoruz. Karşılıklı sohbet etmek istiyoruz artık. Dolayısıyla teknoloji bir yandan çok güzel hayatımızı kolaylaştırıyor, bir yandan da başımıza farkında olmadan kötü işler de açabiliyor. Örneğin bir hafta 10 gün kadar önce Amerika'da gene büyük bir saldırı oldu arkadaşlar. Siber bir saldırıydı. Onu örnek açıklayayım, ondan sonra sunuma geçiyorum. Amerika'nın en büyük, hatta Brezilya'nın, Güney Amerika'nın da en büyük et işleme tesisleri var. JBS diye geçer. JBC. Ya dünyanın en büyük et işleme tesislerinden birine bilgisayar saldırısı yapıldı. Ve dediler ki işte 5 milyon dolarlık kripto para verirseniz sisteminizi açarız. Sizin makineler çalışabilir hale gelir. Siz de et işlemeye devam edersiniz. Geride pazarlıklar yapıldı, Beyaz Saray devreye girdi, bir sürü ülkenin başkanları arandı vesaire. Arkada anlaşılarak çözüldü. Rusya'dan bir grup siber saldırgan, siber hacker, kötü niyetli hacker diyelim, ya da devlet destekli de olabilir, bilemiyoruz henüz iç yüzünü. 11 milyon dolar alarak o server dediğimiz bilgisayarların sistemlerini kapatmışlardı. Onları açtılar. Tekrar çalışmaya başladı. Fakat bu arada et işlemede tavuk işlemesi de olduğu için onlar bozuldu tabii. Onları halka yedirirlerse bir sürü zehirleme olacaktı. Zarar muazzam. Dolayısıyla şimdi bu nasıl yapıldı arkadaşlar? Size bir elektronik posta geliyor. Birazdan anlatacağım nasıl olduğunu. Bir elektronik posta geliyor. Oh ne güzel. Siz de bir tıklıyorsunuz. Çünkü çok cezbedici bir dille yazılıyor. Oltalama diyoruz. Sizi oltalamaya getiriyorlar. Oraya tıkladınız. Bilgisayarınıza bir dosya iniyor. İçinde virüs programı var. O virüs programı sizin bilgisayarınızdaki bütün verilerinizi kilitliyor. Bilgisayarınızı işlemez hale getiriyor. Ondan sonra bir pencere çıkıyor. Diyor ki bilgisayarınızı biz kilitledik. Şu kadar Bitcoin veya kripto para gönderseniz açarız. Şimdi maalesef bizim gibi ülkelerde, özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, üçüncü dünya ülkeleri diyelim, bir işi yaparken her yönüyle düşünüp yedekleme yapmak, güncel bilgiler bir yerde tutmak gibi alışkanlığımız yok, yedeklememiz yok. Örneğin öğrencilerimizin karnelerini oluştururken işte bir ay önce bir çalışma yaptık, o bir yerde kaldı. Başka işlere döndük, yedekleme yapmadık belki de o çalışmayı. Sonra bir dosya işte yandı, bir şey oldu, o bilgiler kayboluyor. Merak etmeyin, sadece bu şeyde değil, yani okullarda değil, ülkede herkes de öyle, devlet kurumlarında da öyle maalesef. Yedekleme, önlem alma bizde yoktur. Nasıl olsa Allah bizi koruyor. Allah yazdıysa olacak, bir şey diyemiyoruz gibi. Maalesef farklı şeylere görevi yüklüyoruz. Allah bize akıl verdi, o aklı kullanacağız. Yani gerekirse yedeklememizi yapacağız.
Yani bir şey çok önemliyse, başkalarının verilerini içeriyorsa biz onu korumakla görevliyiz. Yedeğini de yapacağız. Dolayısıyla yedekleme kültürü olmadığı için de makine kapandı. E ne yapacağız? Hele hele karne dağıtma zamanı, K12 TR'ye girmediğiniz verileri, karne basılamıyor vesaire. Ne olacak? Dolayısıyla o zaman siz ya biraz da itibar kaybetmemek için arka planda 5 tane Bitcoin'i, 10 tane Bitcoin'i ne istediyse ya da 50 tane Bitcoin'i veriyorsunuz. Dolayısıyla o zaman onların o fidye bazlı saldırısına maruz kalan kurum veriyor. Ve maalesef şu anda dünyada en büyük tehlikelerden ikincisi, o derin sahtecilikten sonra bana göre ikincisi, bu fidye bazlı siber saldırı. Çok yaygın olmaya başladı. Kimisinde $1,000, kimisinde $500, kimisinde $10,000, kimisinde $100,000, kimisinde $1,000,000 alıyor. İşte en son örnek $11,000,000'a et işleme tesisinin makinalarını kilitlediler. O parayı kripto para olarak aldıktan sonra şey yaptılar. Benim ekran paylaşma yetkim var galiba, tamam. Dolayısıyla arkadaşlar bilgisayar teknolojileri var. Güzel bunlar, kullanıyoruz. Ama aynı zamanda evet, aynı zamanda tehlikeler de beraberinde getiriyor ister istemez. Bugünkü konuşmamız siber savunma sanatı. Bunu neden arkadaşlar? Bilgi teknolojiler çok hızla gelişti. Bilgi çağındayız. Ama o bilgi çağında ürettiğimiz bilginin güvenliği çok önemli hale gelmeye başladı. Güvenliğimizi tehdit eden unsurlar hakkında kısaca sizlere bahsedeceğim. En azından bizler sıradan kullanıcılar olarak kendimizi bu tehlikelerden nasıl koruruz diye bazı önerilerim olacak. Zararlı yazılımlardan korunma ve bunlarla ilgili yazılımlar. Şimdi bilgi çağına baktığımız zaman arkadaşlar, bilgi çağı biliyorsunuz hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Özellikle 1991 yılında internetin daha yaygın hale gelmeye başlaması, 1993 yılında gene bilimsel çalışmaları paylaşmak için görüntü tabanlı bu bilgisayar web sayfalarının oluşmasına imkan veren teknolojiler geliştirilince hızlı bir şekilde kullanımımıza girdi. Dolayısıyla teknoloji bu kadar hızlıca hayatımıza girince asırlardan bugüne kadar, yani 5500 yıla yakın üretilen bütün bilgileri topladığınızda ona denk bir bilgi miktarını biz artık hızlı bir şekilde bir yıl içinde veya daha az zamanda üretir hale geldik. Teknolojiler sürekli gelişince, bilgi ve iletişim teknolojileri aynı zamanda haberleşme teknolojileri de hızla gelişiyor. Bilgiye ulaşmak kolay. Fakat kişilerin, şirketlerin, kuruluşların ulaşmasını istemediği bilgiler de var bunların içerisinde. Ne yapıyor? Sizin serverınıza girdi. Örneğin çok rahatlıkla milli eğitimin sistemine veya polis sistemine ya da yargı sistemine, bu arada Türkiye bilgi sistemi üretmekte ve onları ulusal çapta kullanmakta en başarılı ülkelerin başında geliyor arkadaşlar. Onu da bilmenize fayda var. E-Devlet gibi bir yapı, işimizi kolaylaştıran hizmetlerin çoğunun tek kapıdan sunulması, yurt dışına çıkarken Polnet'in kullanılması, karne olayının tek merkezden rahatlıkla yönetilebilmesi işimizi kolaylaştırıyor. Ama düşünün, birisi bir yolu buldu, girdi, istediği kişinin karne notlarını arttırıyor, kişiden bir şeyler alıyor veyahut da sevmediğinin de notlarını düşürüyor. Bilgisayar teknolojilerinde bu mümkün. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı ne yapması lazım? 3-4 tane yedeğinin olması lazım. Herhangi bir yerdeki bilgi değişikliğinin başka yerlerden hemen uyumsuzluk olduğunda uyarılması lazım gibi bayağı ileri düzey önlemler alması lazım. İşte ünlü kişiler var, onların resimler var vesaire var. Veyahut da çok ünlü politikacılar var, onların bir sağlık bilgisine ulaştığımızda ne olur? O zaman işte rakibi olan siyasi partiler bunu kötü amaçla kullanabilirler kendi çıkarlarına. Dolayısıyla öyle verilerimiz var ki herkesin ulaşmasını istemiyoruz. Bizim açımızdan bilginin güvenliği arkadaşlar 3 ana unsur gerektiriyor. Bilgiye erişilebilir olmalıyız, bilginin bütünlüğü korunmalı ve bilginin gizliliği de korunmalı. Yani bilgi güvenli diyorsak üç unsurdan ikisini en azından birlikte barındırmalı. Oraya erişebilmeliyiz, bütünlüğü korunmalı veya oraya erişebilmeliyiz ve güvenliği sağlanmış olmalı. İşte bugün kişisel verileri koruma kanunu gereği, İşte benim telefon numaramı, benim başka sağlık bilgilerimi kurumun bir başkasıyla paylaşmaması lazım. Ya da abonesi olduğum bir GSM operatörü benim verilerimi bir başkasına
açmaması lazım. Onların habire rahatsızlık verecek şekilde habire arayıp bir ürün satmaya çalışmaması lazım artık kanun gereği, ama hala yapılıyor. Dolayısıyla bu üç özellikten ikisi sağlanıyorsa biz bilgi güvenliğidir diyoruz. Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olarak isimlendirilen üç temel unsurdan meydana gelir bilgi güvenliği. Bu üç temel güvenlik üyesine herhangi biri zarar görürse o zaman bizim bilgi güvenliğimiz tehlike altında, zarar görmüştür, bütünlüğü bozulmuştur diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki güvenliğimizi tehdit eden unsurlar neler? Bunların başına arkadaşlar zararlı yazılımlar geliyor. Çokça zararlı yazılımlar var. Genel olarak bir sınıflandırma yapmamız gerektiğinde virüsler, truva atları, oltalama, solucanlar, reklam yazılımı, casus yazılımı gibi bir sürü böyle sınıflandırılmış, artık kategorik hale getirilmiş zararlı yazılımlar var. Arkadaşlar hiçbir kurum, hiçbir kuruluş, hiçbir kimse aylarca, yıllarca uğraşıp veya çok sayıda insanın emeğini kullanarak geliştirdiği bir ürünü size bedava vermez. Eğer size bir şey bedava veriliyorsa, bir uygulama, bir mobil uygulama, bir desktop uygulaması veya bir Photoshop benzeri bir uygulama veriliyorsa, bilin ki sizden bir veri alıyordur, bir şey alıyordur, ürün sizsiniz. Yani tamamen bedava diye bir şey yok. Örneğin bir Instagram programını veya WhatsApp programını bize bedava verdiler yıllarca. Niye veriyorlar? Bilmeyenler varsa söyleyelim arkadaşlar. WhatsApp uygulaması 50 kişinin 12 yıllık işte geliştirdiği bir üründü. 50 kişi çalışanı vardı, 50. 10-12 yıllık bir şirketti. Satın alındığında 18,5 milyar dolara satın alındı. Ya korkunç bir rakam. Bugün 18,5 milyar dolar bizim Türk Hava Yolları'nın kat be kat üstünde. Ki Türk Hava Yolları dünyanın en büyük hava yollarından biri. 300 tane havalimanımız var. 200 noktaya direkt uçuyoruz. Sahip olduğumuz uçakları, havalimanlarını onları toplayıp çarpıp bölsek hani 8, 10, 12 milyar dolar olsun. Ama bir WhatsApp uygulaması, basit bir WhatsApp uygulaması 18,5 milyar dolara satıldı. Peki satılan neydi? Yani o programı alıp da bir iş mi yapıyorsunuz? Hayır. 1 milyara yakın insanın verisi vardı. O veriler Facebook'a gerekliydi. Facebook o verilerden dolayı, yani ürünü bedava verdi, bizler, daha doğrusu şirket bedava verdi. Bizler hepimiz aldık, mesajlaşma programı olarak kullandık. Çok da güzel bir programdı. Uçtan uca güvenlikli vesaire. Baktı ki 1 milyara yakın kullanıcı var. Facebook bunu satın aldı çünkü o verilere ihtiyacı vardı. Facebook'u bedava verdiler. Niye? Sizin verilerinize ihtiyaç var. Siz gönüllü olarak kendi verilerinizi, ben de tabii ki hepimiz yaptık, verdik. Nerede hangi yemeği yedik, kiminle arkadaşız, hangi rengi seviyoruz, hangi takımı tutuyoruz, hangi araçla seyahat ediyoruz, ne zaman tatil yapıyoruz, nerede yapıyoruz, tatilde yanımıza götürdüklerimiz, değil mi? Bütün o veriler, o ilgili ücretsiz olduğunu düşündüğümüz programla paylaştık. Instagram'da şu anda videolarımızı paylaşıyoruz, her şeyimizi. Niye peki bir Instagram gibi bir program yapmak? Arkadaşlar çok ciddi. Yani yüzlerce milyon dolar gerektirir. Büyük ekiplerle birkaç yıl çalışacaksınız. Çünkü dünya çapında milyonlarca insan, yüz milyonlarca insan bir programı aynı anda kullanıyor. Aynı anda sisteme bağlanan kişilere hızlı yanıt verebilmesi, onların bir şey upload ederken onu sorunsuz alması, bir video oynatırken onu gösterebilmesi, değişiklikleri kaydedebilmesi, yüz milyonlarca insan dünya çapında farklı coğrafi bölgelerde yapıyor. O zaman arkada çok büyük güçlü makinelerin olması lazım. Onlar elektrik tüketiyorlar muazzam bir şekilde. Hatta iklim değişikliğine sebep olacak kadar fazla elektrik tüketiyorlar. Yüz binlerce server çalışıyor arkada. Dolayısıyla hızlı yanıt verebilsin diye. Ne yapıyor? O verileri topluyor. O verilerden de tabii doğal olarak pazarlamada kullanabileceği, reklam yapmada kullanabileceği yeni ürünler çıkarıyor. Kime neyi nasıl pazarlayacağım diye. İşte dolayısıyla aşağıda özellikle reklam yazılımı ya da casus yazılım dediklerimiz ya da bilgisayarımıza açık kaynak kodlu deyip de işte bedava ürün dediğimizde, yüklediğimizde mutlaka orada ürün biziz. Onu bilmekte fayda var.
herhangi bir şeyi bedava olduğunu düşünüp makinamıza indirirken de çok dikkatli olmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi virüs nedir? Virüs arkadaşlar tanımı itibariyle kullanıcının izni ve bilgisi olmadan bilgisayarın çalışma şeklini ve kendisini değiştirebilen, dosyaların içine girip saklanabilen bilgisayar programları. Yani kötü niyetli bir bilgisayar programı virüs dediğimiz. Microsoft Excel'i yüklüyoruz. O bir program. İşimizi görüyor çok rahatlıkla. Çünkü yapan belli, satan belli, ücretle satıyor. Biliyoruz neler yaptığını. Dolayısıyla o da bir program. Bilgisayar programı bir programcı tarafından yazılmış. Virüs de aynı. Fakat virüsü yazanların amaçları farklı. Bilgisayarlarınıza girip veri toplamak, o verileri kullanarak işte yeri geldiğinde tehdit etmek, yeri geldiğinde sizin verinizi bir başkasına satmak. Çünkü herkes o verinin peşinde. Dolayısıyla kötü niyetli bilgisayar yazılımından başka bir şey değil virüs. Virüsler bilgisayarımızda bilgileri bozabilir, hatta silebilir, doğrudan dosyalarımıza zarar verebilir. Kimisi çok genç arkadaşlar tarafından da yapılıyor. Mesela Microsoft diyor ki ben çok güçlüyüm ya da Apple diyor ben çok güçlüyüm. Genç bir çocuk çıkıyor işte biraz da hırslanıyor. Ben senin sistemine girerim, bozarım diyor. Sadece zevk için girip onun sistemdeki açıklarını bulup bir zarar verebiliyor. Aslında o hani kendisini test ediyor, kendisinin bilgisini test ediyor. Bazen kötü niyetli değil ama oraya bir programcık bırakırsa, o program bilgisayarda veriler toplar, zarar verir ya da dosyaları silerse kötü niyetli. Ama oraya girip o açığı bulup sonra da yapan firmaya söylerse bazen ödül bile alıyor. Dolayısıyla virüs dediğimizde bilgisayarımızda kötü niyetli bir bilgisayar programından başka bir şey değil. Bazı virüsler uygulamalarınıza zarar vermek amacıyla programlanmış olabilir. Bazıları zarar vermek yerine sizin metin ve resim gibi içerikler göstererek fark edilmeyi tercih edebilir. Bu zararsız gibi gözüken virüsler kullanıcı için büyük problem yaratabilir. Çünkü bilgisayarınızı çökertmek gibi eylemlerde bulunabilirler. Yani bilgisayarı kullanan kişinin o bilgisayara atfettiği öneme bağlı. İçine girince onun verilerini topluyor, analizini yapıyor. Bilgisayar ne kadar sıklıkla kullanıyor, iş için mi kullanıyor, eğlence için mi kullanılıyor, ara sıra bir doküman oluşturmak için mi kullanılıyor gibi. Ona göre hareket edecekler. O bilgileri topluyorlar. İsterse sadece dosyaya zarar verip çıkabiliyor. İşte virüsler bu kadar şey olunca değişik virüs türleri de çıktı. Burada bir sıkıntı var benim bilgisayarda. Çok özür dilerim. Nedense navigasyonda sıkıntı veriyor. Şimdi arkadaşlar Truva filmini hepimiz biliyoruz. Ege'de antik çağda hediye edilen bir atın içerisine gece çıkan iyi niyetli gibi görünen ama gece herkes yattığında güvenlik perdesi aşağı indiğinde koruma düzeni aşağı çekildiğinde atın içinde saklanan askerler çıkıp şehri içeriden fethediyorlar. Aynı şey bilgisayarda da var. Trojan diye geçer bu virüsün adı. Truva atı görünüşte yararlı bir işlev yerine girdiği bilgisayarda ancak bunun dışında bilişim sistemlerine zarar verecek gizli kod içeriyor. Diyelim ki siz bir boyama programı indirdiniz ya da bir hesap programı indirdiniz veya başka bir mesajlaşma programı indirdiniz. Eğer o bir Trojan ise bilgisayarınıza girdikten sonra başka işler de yaparak zarar verme yeteneği olan programlara diyoruz. Genellikle internette ücretsiz yazılım sağlayan web sitelerinde ya da elektronik posta yoluyla kullanıcılara ulaştırılmakta. Truva atı sisteme bulaştıktan sonra sistemin açılmasıyla beraber kendisini bilgisayarın belleği dediğimiz kısma yüklüyor ve sistem ağlarının açıklarını kullanarak programı yerleştiren kimse onun isteğine göre bilgi veriyor. Şimdi arkadaşlar bilgisayarda her şeyi kontrol etme yolu şansımız yok. 65.536 tane kapı var bilgisayarda. 65.536 yani 2 üzeri 15 gibi bir sayı. 2 üzeri 16 eksi 1 gibi. Dolayısıyla bunların çoğu işletim sistemi yani Microsoft Windows ya da macOS gibi Linux gibi işletim sistemlerle kapatılmış ama bazı kapıları açık bırakmak zorundasınız. Evin kapısı olması gibi girip çıkmaya yarıyor. Penceresi olması gibi, penceresi gibi işte açıp havalandırmaya yarar gibi. Bilgisayarımızı dış çevreyle görüştürmek için işte dışarıdan
Bluetooth'la bağlantı için, printer'a bağlamak için, video kartına bağlamak için, klavyeye bağlamak için mecburen bazı kapılar bırakıyoruz. Onun gibi 65.536'nın içerisine internete erişirken kullandığımız bazı kapılar var. Hepsini kapatamıyorsunuz maalesef. İşte bazı yazılımlar bilgisayarımıza girdikten sonra bu açık kapıları bulup burada kendisini gönderen kişiye bilgi taşıyor. Kimlik Hocam. Bilgilerini çalmak amacıyla istenmeyen e-posta veya açılı pencere yoluyla yapılan bir aldatma yöntemi, saldırgan önceden tasarlanan bir hikaye, şimdi bunun adının ne olduğunu söyleyeceğim, güvenilir bir kaynaktan geldiğine inandırıp kullanıcı adeta bir yem hazırlar ve özel bilgilerini, kredi kartı, şifre bilgilerini ele geçirmeye çalışır. Arkadaşlar bunun başlığı oltalama. Hasan Hocam, bölüyorum kusura bakmayın. Bir 10-12 dakikalık süremiz kaldı soru cevap öncesinde. Tamam. Ben hatırlatmak istedim. Teşekkürler. Arkadaşlar oltalama en yaygın kullanılan virüs türlerinden biri. Tanıdığınız bir arkadaştan, tanıdığınız bir kurumdan geliyor izlenimi veriyor. Neredeyse fark etmek imkansız. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara bir duyuru gelmesi gibi. Aslında Milli Eğitim Gov.tr geliyor. Milli Eğitim'i Milli Eğitim yazarken iki harfin yerini değiştirmesi ya da bir harf fazla koyması, o adres çubuğuna bakmıyoruz doğal olarak hepimiz. Logo aynı, hitap şekli aynı. İşte içeride geldi okul yönetimine diyor ki öğrencilerin bilgilerini şu linkten görüp kontrolünü yapınız. Ondan sonra varsa yanlışlıklar, eksiklikler bildiriniz. Şimdi okul yönetimi ne yapacak? Doğal olarak ya Milli Eğitim'den geldi bir yazı. Hemen o linke tıklayacak. Eğer o dikkat edilmediği zaman gerçekten zarar verebiliyor. Daha bir ay kadar oldu. Bankanın üst düzey yöneticisi çok güvendiği birinden geldiğini düşündüğü bir elektronik posta içerisindeki linke tıkladı. Tıklamasıyla 100 milyonlarca dolar transfer gerçekleşti. Geçen seminerlerimizde bunu anlattık. Bayağı tehlikeli olabiliyor. Ya size herhangi bir elektronik posta gelirse, özellikle genç arkadaşlar, tanıdığınız bir yerde geliyorsa bir elektronik postanın içindeki bir linke tıklamadan önce gönderen taraftaki adres çubuğunda gelen kimden geldiği belli oluyor. Veya o linki kopyalayıp bir başka pencereye çubuğuna koyup tıklayıp içinde ne olduğuna bakmak lazım. E-mailin içine lütfen tıklamayın. Bu oltalama çok çok tehlikeli saldırı türlerinden biri. Örneğin burada iki tane resimde görüyoruz. Bir tanesi Rusya'dan gelmiş. Sanki Dünya Sağlık Örgütü'nden gelmiş gibi CDC Health Emergency Coronavirus 2019 diyor. Şimdi hepimiz koronavirüsüyle o kadar yattık kalktı ki artık gerçekten Dünya Sağlık Örgütü'nden geliyor gibi görüyoruz. Aşağıda linkler veriyor. Tıkladığınızda gitti. Ama çok inandırıcı. Dear Sir Madam diyor. Başlıyor gayet resmi bir hitap şekli. Logolar benziyor. Aynı şekilde Facebook'tan gelmiş. Bir bakıyorsunuz ki gelen adres çubuğuna baktığınız vakit nereden olduğu belli değil aslında. Bir bakıyorsunuz şuraya baktığınızda nereden olduğu belli değil ama görünüm Facebook, sadece güncelleme istiyor gibi. Biz de hemen tıklarız zaten. Bunun dışında bankalardan gelebilir, bayağı ciddi kurumlardan gelebilir. Kötü dil bilgisi ve imla kurallarına dikkat edin. Özellikle Google Translate yaparak gelen elektronik postalar olabilir. Afrika'da bilmem hangi kabilenin finans müdürüydüm, işte çok para var, yurt dışına transfer etmem lazım. Veya Mısır'daki amcanızdan size miras kaldı gibi. Veya işte bizdeki bilgileriniz güncel değil, siz lütfen tıkla güncelle gibi, böyle bozuk bir İngilizce olabilir. Lütfen dikkat edin, onlar oltalama. Saldırganlar kullanıcıların kontrol edemeyeceğini düşündükleri bağlantıları kullanır ve resmi adreslerin üzerinden küçük değişiklikler yaparak kullanıcıları kandırmaya çalışırlar. Bu nedenle de mouse ile adresin üzerine gelerek maskelenen adrese bakın. Mouse'u tıklamadan linkin üzerine gelirseniz sol alt köşede adresi söyler. Güvenmediğiniz bir yerde ise tıklamayın lütfen. İnanması güç ve gerçek olmayacak kadar iyi ve tuhaf görünen ortalama mesajlarından muhakkak banka bilgilerinizi isteyeceklerdir. Hiçbir banka bu bilgileri sizden e-mail yoluyla istemiyor. Bir forma girerek güncellemenizi istemiyor. Lütfen yapmayın. Diğer bir virüs türü arkadaşlar, solucanlar. Bunlar artık o kadar fazla kullanmıyor ama hala tehlike. Solucanlar bir ağ bağlantısı ve indirilen bir dosya yoluyla sistemimize girerek bir ağ ya da internet bağlantısı sayesinde kendisini kopyalayarak yeterli korumaya sahip olmayan ne kadar bilgisayar ve sunucu varsa hepsini etkiler. Diyelim ki bir lisede
birisinin bilgisayarına bulaştı. O bilgisayar bir başka bilgisayarla ağ üzerine haberleşirken ona gitti, bulaştı. Ondan sonra öbürüne bulaştı. Aynı bu korona virüsü gibi insandan insana bulaştı ve bir sürü bilgisayarı etkiliyor. Bu kötü amaçlı, saldırı amacıyla yapılan solucanların çalışma yapısında kendini kopyalaması ve çoğalması için bir ana programa ihtiyaç duymaz ve kendi kendini kopyalayabiliyor. O yüzden hızlıca çoğalabiliyor. Bir diğer virüs şeklimiz arkadaşlar reklam yazılımı. Bunlar bedava olduğunu düşünülerek kişiyi kandırıyorlar. Herhangi bir program çalışırken reklam açan yazılımlar. Adware internette gezerken otomatik olarak bilgisayarınıza inebilir ve pop-up pencereleriyle görüntülenebilir. Yani bir haber sitesine haber okuyorsunuz, reklamlara izin ver diyor, izin veriyorsunuz, reklam gösteriliyor. Başka pop-up pencereler çıkıyor gibi sizi ille de zorlayarak bir şeye abone olmanızı istiyorlar. Çoğunlukla sektörler tarafından reklam amaçlı kullanılmaktadır. Dikkat etmekte fayda var. Casus yazılım spyware, kişisel bilgi toplama veya onayınızı almadan bilgisayarınızın yapılandırılmasını değiştirme gibi belirli davranışları gerçekleştiren yazılımlar için kullandığımız bir terim. İnternette gezme alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplayan ve bu bilgileri kötü niyetli kişilere iletebilen yazılımlar. İyi de peki bu kadar varsa ne yapacağız, nasıl korunacağız? Arkadaşlar öncelikle güçlü bir güvenlik yazılımı yükleyin ve yazılımı güncel tutun. Nasıl ki biz virüs, nezle virüsü, grip aşısı vesaire olurken geçmişte çıkan bütün virüs türlerini biliyoruz. Ona göre aşı yapılıyor, vücudumuza enjekte ediliyor. Dolayısıyla bir sonraki dönemde yakalanma şansımızı azaltıyoruz. Bilgisayarda da böyle. Bugüne kadar çıkmış bütün virüs türlerini tanıyan data dosyaları oluyor. Eğer bir güvenlik yazılımı yüklüyorsanız o data dosyasını sık sık güncelleyiniz. Bilmediğiniz programları yüklemeyin, çalıştırmayın. Kimden geldiğini bilmediğiniz elektronik postaları lütfen açmayın. İşletim sisteminizi güncel tutun. Yani Linux, Windows veya macOS ne kullanıyorsanız mutlaka güncel tutun. Ödül, hediye kazandığınızı belirtilen reklamlara kesinlikle aldanmayın. Güvenmediğiniz bir bilgisayara USB, hafıza kartı vesaire takmayın. Belirli aralıklarla kötü amaçlı yazılımlara karşı tarama yapın. Şimdi arkadaşlar, bizde genelde alışkanlıktır. 3000, 4000, 5000 hatta 10.000 verip bir laptop, bir bilgisayar, bir tablet alıyoruz. Ama bir 200-300 lira, yani 50 doların karşılığı olan 400 lira, 500 lira verip bir virüs programı satın almıyoruz. Yapmayın lütfen. Bunu alışkanlık haline getirin. Bir bilgisayar aldığınızda 4000 lira, 5000 lira verdiğinizde onun onda biri bir rakamı verip bir sigortasını alın. Yani virüs yazılımını alın. O size data dosyasını da güncelleme yetkisi verdiği için her yılda güncelleyin. İşletim sisteminizi de satın aldığınız lisanslı, onu da güncelleyin. Ha ben lisans parası vermiyorum diyorsanız olur. Çok da güvenli işletim sistemi var, Linux. Onu kullanırsınız. Diğer bir şey arkadaşlar, koruma yazılımları, bir şifre. Şifreler arkadaşlar çok 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 önemli. Doğum günleri, okul numaramız, annemizin veya babamızın doğum günü veya onların evlilik yıl dönümü gibi günleri koymayın. Dolayısıyla şifremizin en az 8 karakter uzunlukta olması lazım. Büyük harf, küçük harf olması lazım. Hem rakam içermeli hem harf içermeli. Mümkünse klavyedeki ünlem işaretlerinden çokça kullanın. Ama Türklerin %65'i yaklaşık olarak hepsi ünlem ve noktayı kullanıyor. Siz artık kullanmayın. Bunu her yerde görüyoruz. Ünlemle başlayıp noktayla bitirmeler veya noktayla başlayıp ünlemle bitirmeler. Başka karakterler de var. Büyük, küçük, soru işareti, et işareti, alt çizgi, normal çizgi gibi. Böyle yaparsanız arkadaşlar en az 8 karakter, büyük harf, küçük harf, rakam, birkaç tane de noktalarıma işareti koyduğunuzda en güçlü bilgisayarın bile bu şifreyi kırması aylar alabiliyor. Hatta yıllara varabiliyor. O nedenle bir de bankalar ne diyor size? Diyor ki lütfen 3 ayda bir değiştirin. En son kullandığınız 3 tane şifreyi de kullanmayın. Bunları es geçmeyin arkadaşlar. Kullanın ama her bir sistem için ayrı bir şifre kullanıyorsanız bunları yazıp masanızın başına bir yere de koymayın ya da bilgisayarın arkasına post-it'le de takmayın. Bunun için de isterseniz tek bir program kullanıp bütün şifrelerinizi orada kriptolu bir şekilde tutabileceğiniz uygulamalar var. Yani 15-20 dolara bir uygulama alıp, mobil uygulama, bütün şifrelerini içine kaydedebilirsiniz.
Güvenlik yazılımları son olarak arkadaşlar bitiriyorum. Kötü amaçlı yazılımlara karşı bilgisayarınızın güvenliğini sağlayan yazılımlar, en çok kullanılan güvenlik yazılımları antivirüs yazılımları ve güvenlik duvarı. Güvenlik duvarlarını genelde kişisel kullanıcılar kullanmıyorlar. Şirketler, kurumlar kullanıyorlar. Kendi intranetlerine gelmeden önce bir güvenlik duvarı kuruyorlar. Oraya gelen zararları azaltıyorlar, sonra içeri bırakıyorlar. Ama bizler antivirüs yazılımları kullanabiliriz. Antivirüs yazılımı kullanmak son derece yararlı. Bunlar bilgisayarınızdaki virüs, turvatı, solucan gibi kötü amaçlı yazılımların girmesini engeller. Ayrıca bu yazılımlar tespit edip temizleyebilir. Bu kötü amaçlı yazılımlar varsa. Antivirüs yazılımının tüm kötü yazılımları tanıyabilmesi için sürekli güncellemesi, yani data dosyasının da güncellenmesi lazım. Diyelim arkadaşlar, güvenlik duvarı da kurumlar için kullanılan, yani resmen kurumun içine girmeden dışarıdaki kampüsün kapısı gibi, okul girişinin bahçesindeki kapı gibi. Önce onlar gerekli daha geniş çaplı yazılımları kullanarak sistemi korumaya çalışıyorlar. Diyelim burada bitirelim arkadaşlar. Hazırız. Soruları olanlar, merak edenler. Yani yapay zeka, makine öğrenmesi gibi alanlar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bilgisayar ve haberleşme teknolojileri hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Ama o iyi şeylerin yanında, hayatımızı kolaylaştırmanın yanında bu tür tehlikeler de var. Farkında olmakta fayda var. Çünkü kötü niyetli insanlar da her zaman olacak. Hocam teşekkür ederiz. Sorularını sormak isteyenler mesajlaşma bölümüne yazabilirler. Oldukça önemli bir konu, güncel bir konu. Bu konuda gerçekten öncelikle eğitim ve farkındalık bence olmalı. Gerçekten birçok tehditle karşı karşıyayız ama farkında bile değiliz. Öncelikle eğitim ve farkındalık ve bence devletimiz de bu alana bence daha fazla yatırım yaparak geleceğimizi de güvence altına almalı diye düşünüyorum. Hocam ben zaman kaybetmeden... Hocam bunu yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi var. Evet. Hatta ortaokul, lise arkadaşlarına yönelik de çokça yarışma yapıyorlar. 81 ilde 81 kahraman diye bir program var. Siber güvenlik eğitimlerini ülkenin her yönünde veriyorlar. Özellikle evet, siz gençlerden rica ediyorum. En azından kendiniz için öğrenin ya. Yani siber güvenlik nedir, ne değildir, nasıl korunuruz diye. Gene Türk Telekom'un bugün ya da ya bugün ya yarın açılacak başvuruları, kamplar başlıyor, güvenlik kampları başlıyor. Siber bültenler var. Yani Türkiye siber güvenliğe çok önem vermiş durumda. Bayağı ücretsiz eğitimler var. Lütfen katılın, en azından bir bilgi edinin. Ve şu anda dünya çapında da 3,5 milyon siber güvenlik uzmanı açığımız var. Evet. Hocam ben tam bu noktada katılımcılardan da müsaade isteyerek ilk soruyu sormak istiyorum. Lütfen. Şimdi bizim öğrencilerimiz en çok şunu merak ediyorlar. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerimiz için bölüm hakkında çok kısa bir bilgi verirseniz, bu bölümde hangi dersleri görüyorlar, sonra mezun olduklarında özellikle çalışabilecekleri iş alanları ve iş imkanları konusunda Bilişim Sistemleri bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü bize kısaca tanıtırsanız çok mutlu oluruz. Ben bir öğretmen olarak da bunu çok merak ediyorum. Çok teşekkürler Mustafa Hocam. Arkadaşlar şimdi dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir şirket kurulduğunda kar amaçlı kuruluyor. Yani kimse kalkıp da faydalı bir iş yapayım da şöyle olsun, memlekete yararlı olsun diye bir iş yapmıyor. Tabii ki vakıfları ayrı tutuyoruz. Onlar o amaçla kuruluyor. Ama herhangi bir ticari şirket kurulduğu zaman ilk amacı kar etmek. Kar edebilmesi için de çok iyi ürün üretmesi lazım. İşletmeyi çok iyi yapabilmesi lazım. Ürettiği ürünü çok iyi pazarlaması lazım. Önce pazarlayacak, ürünün farkındalığını artıracak. Sonra satışını yapacak. Sonra da o satış yaptığı ürünün varsa müşteri şikayetleri, onları toplayacak ve müşteri memnuniyetini sağlayacak. Ve zamanla markalaşınca da markayı korumak için çalışma yapacak. Yani satış, pazarlama, ürün tanıtımı, müşteri ilişkileri yönetimi, marka koruma, bunlar hepsi veriye dayalı. Yani ben bir ürünümü satabilmem için önce birilerine ulaşmam lazım. Müşterimin benden aldığı ürünün hakkında şikayeti varsa o veriye ulaşabilmem lazım.
Nasıl şikayetler geliyor? Nereden geliyor? Nasıl oluyor? Dolayısıyla bütün bunlar da artık müşteri kitlesi sadece lokalde işte semtinizdeki bakkalla sınırlı değil ki. Bugün müşteri dünyanın her tarafında. Dolayısıyla bilgisayar teknolojiler çok hızlı bir şekilde kullanılıyor. Ama teknolojide dediğimiz gibi konuşmanın başında mobili var, desktopu var, laptopu var, internet kafeleri var. Herkes her yerde artık bilgisayara ulaşabiliyor. Dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Dolayısıyla bilgisayar ve bilgi teknolojilerini çok iyi kullanabilen, bakın onları geliştiren değil, çok iyi kullanabilen, işletmenin her türlü problemini çözmeye adaylar yetiştiriyoruz. En basit şekli bu. İşletmeyle, işletme bölümüyle bilgisayar bilimleri ve teknolojilerini birleştirip işletmenin fonksiyonları için hizmet veren arkadaşlar yetiştiriyoruz. Mesela bir şirket öne çıkıyorsa web sayfası çok önemlidir. Web sayfasına analitikler yapıyordur, müşteriyi takip ediyordur, ona reklam yapıyordur, onun neler hissettiğini anlamaya çalışıyordur, özel günlerde ona mesaj gönderiyor vesaire. Şimdi bunu yapabilmek için Search Engine Optimization dediğimiz ya da müşteri ilişkileri uzmanı ya da sosyal medya uzmanı. İşte o bizim bölümden çıkıyor. Çünkü işletme tarafını biliyor, web sayfasını biliyor, web sayfasında hangi veriler toplayacağını biliyor. O web sayfasını yapabilir, bilgisayar bilimcisi kadar onu yapabilecek düzeye gelebilir. Toplanan verilere takla attırıp deyim yerindeyse onun içerisinde maden olan bilgiyi çıkarıp o bilgiyi işletmede kullanabilir. Belki bazı arkadaşlar sosyal bilimci olacak burada. Artık terör örgütlerinin ya da organize yeraltı şebekelerinin sosyal medyayı nasıl kullanıp halkı nasıl kandırdığını da yönetim bilişim sistemleri öğrencileri çözebiliyor. Nasıl? Text mining yapıyoruz. Yani metni alıyoruz, okuyoruz. Oradaki gizli şeyi, anlamını çıkarabiliyoruz. Bir örgütlenme olduğunu, bir kötülük olacağını önceden makine öğrenmesiyle hesaplayıp devletin ilgili kurumlarının önlem almasına yardımcı oluyoruz. Mesela kanun yapıcılarla ya da kanun koruyucularla. E-ticaret sistemlerinin tamamı, bilgi depolama, bilgi güvenliğinin tamamında, bankacılık, finansta her yerde çalışabilir. Bilgi teknolojilerinin bir kurumda nasıl uygulandığını, standarda göre uygulanıp uygulanmadığını kontrol edebilen sistem yöneticisi veyahut da siz mesela Mustafa Bey dediniz ki benim şöyle şöyle bir fikrim var, bunu hayata geçireceğim bir bilgi sistemi lazım. Sizinle konuşup, sizin ne istediğinizi anlayıp yazılımcıya şöyle şöyle bir sistem kuracaksın, testini böyle yapacaksın, böyle çalışacak, al eskizleri de bunlar böyle istiyor müşteri diye o aradaki sistem analizci. 5-10 tane yazılımcı aynı anda bir yazılım gelişiyorsa onları yöneten kişi, proje yöneticisi, sistem yöneticisi, pazarlama, reklam, satış ama bu pazarlama, reklam, satışı yaparken işletme bölümlerinden çıkanların klasik yöntemleri gibi değil. Veriyi kullanıp, veri bilimi tekniklerini uygulayarak bilgi üretip ona göre davranıyor. Mesela şu anda bizi dinleyen bu arkadaşlardan kayıt alsak, hangi arkadaşların büyük bir olasılıkla Kadir Has yönetim bilişim sistemlerine geleceğini kestirmek bizim öğrencinin işi. Orada bir model çıkaracağız. Kim bizim dinlememizde bir etkilendi? Sorduğu sorudan, işte yüz mimiklerinden belki de onu çıkarabilme. Ya kısacası bir anlamda o kadar böyle farklı fonksiyonlara bürünebilen bir meslek ki, ister sağlık sektöründe, telekom sektöründe, ulaşım sektöründe, yönetim sektöründe çalışın, veriyi alıp işleyip bilgi üreten, o bilgiyi de o domainde, o alanda uygulayan uzmanlar yetiştiriyoruz. En az 20 farklı ünvanla çalışma şansı var. Hocam, bir katılımcımız bu bölümü seçmeden önce çok iyi bir bilgisayara sahip olmak gerekli midir diye sormuş. Yani kimlere göre bir bölümdür? Öncesinde çok iyi bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor mu diye sormuş. Hayır, gerekmiyor. Şöyle ki biz bilgisayarı bilerek gelen öğrenci diye bakmıyoruz. En temelinde bilgisayar temel kültürüyle başlıyoruz. Bilgisayar nedir? Nasıl çalışır? İçindeki donanım nedir? Korkmaya gerek yok. Çok basit. Einstein'ın lafıyla diyoruz ki arkadaşlar, Einstein 1956 yılında ölmeden önce söylediği güzel bir laf var. Bilgisayarlar çok hızlı ama aptal. İnsanlar çok akıllı ama yavaş.
insanın aklıyla bilgisayarın hızını birleştiriyoruz. Onun için sıfırdan öğretiyoruz. Bize gelmek, ya yönetim bilişim sistemlerini tercih edecek arkadaşlar şunu sorsunlar. Ben bilgisayarı araç olarak kullanmayı sever miyim? Matematiği, analitiği seviyor muyum? Çünkü analitik düşünme çok önemli. Bizim örneğin sahip olduğumuz müşterilerden hangisi bizi yakında terk eder, rakip firmaya gider? Onu kafasına takıp verilerden hangi datayı toplarsam, hangi işlemi yaparsam o kişiyi bulabilirim mi çözecek? Veya işte bugün doların kuru bu, işte politik durumda bu, yarın bu dolar kuru kaça çıkacak diye yatırım yapmak isteyen bankacıya, yatırımcıya veriye dayalı olarak görüş sunacak. Yani biraz böyle matematiği, analitiği seven, kendi kendini öğrenmeyi seven, bilgisayarı hiç bilmenize gerek yok, biz öğretiyoruz. Bilgisayarı araç olarak kullanmayı seven, bilgisayar mühendisi yetiştirmiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Bilgisayar mühendisinden çok daha fazla ders veriyoruz. Web teknolojileri, bulut bilişim, e-ticaret, sosyal medya, bilgisayar ağları, veri yapıları, bunlar bilgisayar mühendisinin aldığı derslerin neredeyse çoğunu bizden alıyor. Hatta daha güzel dersler de var. Mobil uygulama da alıyor. Ama bizim öğrencilerin çıkıp kesinlikle bilgisayar mühendisinin yaptığı işleri yapmasını istemiyoruz. Onlar teknik müdür olurlar en fazla. Bizim öğrencilerin en üstte CEO dedikleri var ya, oraya gitmesini istiyoruz. CFO dediğimiz Chief Financial Officer olmasını istiyoruz. CTO dediğimiz Chief Technical Officer, en üst düzeyde C seviyesine karar veren teknik yönetici, teknik mimar gibi, CMO diyorlar, Chief Manager Officer gibi. Dolayısıyla bilgisayarı çok iyi, araç olarak çok iyi kullanıp, bilgisayar teknolojilerinin nereye gittiğini bilip, yapay zeka hayatımıza girdiğinde hangi meslekler çıkar onu kafasına takıp merak edecek, matematiği seven bize gelsin. Teşekkür ederiz hocam. Bu arada şunu eklemekte fayda var hocam. Evet. İlk 25 binde gelirseniz gelin %100 burs veriyoruz. Biz gerçekten rahmetli Kadir As'ın şeyini yapıyoruz. Burada sakın yanlış anlaşılmasın. Ben memlekete rahmetlinin vasiyeti için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Şurada ışığı yakalım. Karanlıkta kaldık. Rahmetli Kadir As demiş ki, memlekete faydalı insan yetiştirin. Faydalı insan da önce kendisine faydalı olan, sonra ailesine, sonra memleketine faydalı olur diye inanıyorum ben. Dolayısıyla bize gelmek isteyen varsa, 25 bin, 30 bine giriyorsa gel %100 burs verelim. Hemen bizim projelerimizde de çalış. Projemizde çalışacak arkadaş arıyoruz. Avrupa projem var, TÜBİTAK projelerimiz var, adam arıyoruz. Birinci sınıftan başlatıp hem de TÜBİTAK'tan aldığımız bursla verebiliyoruz. Giremediniz ilk 25 bine. Arkadaşlar ilk 125 bine girer, bizi tercih ederseniz, arkadaşlar 15 bin değil mi diye soruyorlar. Şimdi Esma ve Sevda hocalarım söyleyebilirler doğru rakamı, ben yanlış söylemeyeyim son durumu. İlk 125 bine girerseniz, bizi tercih ederseniz, yanılmıyorsam rektörle bizim yaptığımız pazarlık sonucu dedi ki çok iyi öğrenciye ihtiyacımız var. İlave %25 daha veriyoruz. Biz aslında baştan %75 verecektik. Yok dedi ki sen veremezsin. Ya niye veremem, para benim. Almıyorum. Öğrenciden parasını almıyorum yani, bırak. Özgürlüğüm yok. En fazla %50 burs verebilirsin dedi. Sınırladı. Ha biz de diyoruz ki o zaman arkadaşlara, gelin arkadaşlar. Siz ilk 125 bine gelin. Bizi tercih edin. Biz %25 daha bir şekilde size indirim yapalım. Ailenize fazla yük olmayın. Bir an önce okuyun. Üçüncü yıldan itibaren ben söz veriyorum. Çalışkan öğrenci, meraklı öğrenciye ben kendim part-time iş bulacağım. Dördüncü sınıfta part-time iş garantisi bile veriyoruz. Çünkü çok az eleman var. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bu arada sıralamalar mesajlaşma bölümünde. 15.296'ymış eşit ağırlık. Pardon. Evet, paylaşıldı. Hocam bir izleyicimiz, bilmiyorum bu soruya nasıl yaklaşırsınız ama, önerebileceğiniz antivirüs programı var mı diye sormuş. Ya şey var, Norton'da var, Kaspersky'de var. Bunlara bir bak. Yani kişisel bazda aldığında $50 falan verilebiliyor. Öğrenci olduğunda belki biraz daha uygun verebiliyorlar. Ama bazen okullarımız topluca satın alıyor. Varsa okuldan yükletin. Bilgi işlemden rica edin, yükletin. Ama bilmiyorum, okul politikalarına göre değişebilir bulunduğunuz yerde. Ama Norton'un, Kaspersky'nin, InfoSec'in bu tür yazılımları var.
Kullanmakta fayda var. Özellikle kişisel veri çok tutuyorsanız, bilgisayarda özel satın aldığınız yazılımlar varsa lütfen kurun. Ya Mercedes alıp tüp takmayın. Yani boş ver. Mercedes aldıysan artık tüpsüz benzinle onun keyfini çıkarmakta fayda var. Evet hocam. Son bir sorumuz var. Hocam telefon uygulamaları ile ilgili bir soru gelmiş. Telefonda birçok uygulama var ve birçok izin istiyor bizden. Bu izinleri vermeyince de kullanamıyoruz bu programları, uygulamaları. Bu konuda bize tavsiyeniz ne olur? Yani akıl telefonlarımız var. Kullanmak istiyoruz ama bir yandan da tehdit altında olabiliriz, korkuyoruz. Telefon uygulamalarının istediği izinler masum mudur? Ya izinler masum değil. Adam o ürünü bedava veriyor. Sizin verinizi alacak. Sizin konum bilginizi alacak. Sizin kim kaç tane kontağınız var o bilgiyi almak isteyecek. Ne kadar farklı yerlere geziyorsunuz. Çünkü herhangi bir uygulamanın sizin kameranıza ulaşma izni istemesi saçma. Bazı böyle ekstrem şey izinler isteyenleri o programları kullanmayın. Veyahut da makinenize indirdikten sonra uygulama ayarlarına girin, o ayarları kapatın daha sonra. Uygulama hangi yerlere erişir onları kapatın. Veya üçüncü bir seçenek olarak da sadece o uygulamayı kullanarak erişim izni verin. Her zaman değil. Dolayısıyla ortam dinleme çok oluyor. Şu anda biz sohbet ederken herhangi daha önce konuşulmayan bir konudan konuşsak, işte bilgisayarımızdaki herhangi bir ortam dinleme programı onu sonra bizim karşımıza Google Chrome'dan bir yerden reklam olarak çıkaracak. Ya bedava bir ürün mutlaka bir şey karşılığında size geliyordur. O ayarları değiştirmeniz lazım. Programı yükledikten sonra ayarlardan gidip erişim izinlerini kaldırabilirsiniz. Bir yolu o ya da sadece kullandıkça. Evet. Arkadaşlar bilinçli tercih çok önemli. İstediğiniz mesleği, doğru mesleği seçip başarılı olmak çok önemli. Ve maalesef çok acıdır ki şu anda ülkemizdeki beyin göçü var. Veriyi iyi kullanabilen güvenlik uzmanları, yönetim bilişim sistemleri uzmanları gibi böyle çok yönlü düşünen, hem işletmeyi hem bilgisayar teknolojilerini bilen, güvenliği bilen, bilgiyi işlemeyi bilen arkadaşlar maalesef yurt dışında çokça götürülüyor. Ama diğer taraftan bizim Yemek Sepeti gibi, Getir gibi büyük firmalarımız da satıldı. Onlar burada çalışıyorlar. Onların MIS uzmanlarına çok ihtiyacı var. Şu anda inanılmaz sayıda MIS uzmanlarına ihtiyacı var. Dolayısıyla biz o arkadaşlara yetişmek istiyoruz. Veriyi işleyip mesela Hasan da bugün hamburger satın aldıysa Getir'den ne kadar süre sonra büyük bir olasılıkla hangi ürünü alır? Oradan bana 5 lira 10 lira indirim gönderecek çünkü. Bunu tespit etmek işte MIS öğrencisinin işi. O veri analiziyle yapıyor. Çünkü Getir'in topladığı bir sürü veri var. Benim daha önce yaptığım siparişler var. Nelerden hoşlandığım var. Sosyal medyada paylaştığım bilgilerle birleştirip beni benden daha iyi tanıyor. Aa, bu hafta benim işte tatlı zamanım geldi gibi. Hocam bir soru gelmiş. Hemen onu da sorayım. Çünkü süremiz bitmek üzere. Bir şirket neden bilgisayar mühendisi yerine bir MIS uzmanı tercih eder? MIS uzmanını bilgisayar mühendisi yerine tercih etmez Melisa. Daha çok MIS'i alır. Bir taşla iki kuş vurmak ister. Veri analitiği yaptığında, makine öğrenmesi yaptığında, yapay zeka yaptığında da ben bu sonucu ne yapayım? Yani bu sonucu nerede kullanacağım? O sonucu nerede kullandığını bilen MIS uzmanı oluyor. Mesela hangi müşteri seni terk edecek? Hangi müşteri daha fazla para harcar? Hangi ürünleri ben erkenden satın alıp stoğuma koymalıyım ki yarın talep arttığında stokta bulunsun, müşteri memnuniyetsizliği yaşamayayım. Benim lojistik taşıma araçlarım hangi güzergahtan giderse daha az benzin harcar. Dolayısıyla böyle biraz şirket işletme mantığıyla o üretilen bilginin paraya dönüşmesi, verime dönüşmesi, insan yönetimine dönüşmesi, şirketin daha etkin dönüştürmesine de kafa yoracak uzmanlara ihtiyacı var. Yazılımı da yapabiliyor. O kafayı da yoruyorsa MIS uzmanı tercih ediyor. Bilgisayar mühendisi sadece o veriden kaç tane stok yapılması gerektiğini bilir. Satışı, pazarlamayı falan bilmez, yönetimi bilmez. O yüzden bizimkisi farklı. Evet Sayın Hocam süremizi de tükettik. Biz İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ailesi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli, çok ilgili, güzel bir seminer oldu bizim için.
Bu vesileyle Kadir Has Üniversitesi'ne, iletişim kurduğumuz Sayın Özlem Hanım'a, sizlere, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi uzaktan eğitim süreçleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir seminerimizin daha sonuna geldik. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.